İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan hükümetinin resmi açıklaması. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Neli Harutyunyan, dış zorluklarla yüzleşmeki doğru kararlara bağlıdır. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 35. oturumu gerçekleşti. Lübnan, videolarda Azerbaycanlıların Ermeni askerlerine karşı eylemini şiddetle kınadı. Artsakh'ın Aygestan köyünde 250'den fazla ev inşa edilecek. Cavahk'ın Kartsakh köyündeki Hozapini Gölü bataklığa dönüşüyor. Artsakh Boks Federasyonu Başkanı İtalya'dan duyurdu. Erik Arıstamyan, Türk sporcuya karşı zaferi Ermeni milleti içindi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti, Paşinyan, Erdoğan, Aliyev ve Macron'un 6 Ekim 2022'de Prag'da yaptıkları dörtlü açıklamalarına atıfta bulunarak, Batı Ermenistan'ın defalarca Ermenistan devleti topraklarının bütünlüğü konusuna atıfta bulunduğunu hatırlatıyor. 12-2014-02-23 sayılı devlet başkanının kararnamesi. Karar, 1920 tarihinde kurulan Ermeni Devleti'nin devamı olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti hakkında bir hatırlatma. Almaty Anlaşması, Birleşmiş Milletler'e katıldıktan sonra zaten yapılmış olan toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınmasının yeniden teyidi için bir temel değildir. Sözü geçen açıklamada Artsakh'tan savaş esirlerinin derhal serbest bırakılmasından, kültürel mirasın korunmasından söz edilmiyor. Hatta kuvvet kullanmama gerekliliği veya kuvvet tehdidinden bile bahsedilmiyor. Bu da Azerbaycan'ın vahşetlerini sürdürmesine izin veriyor. Açıklamada Ermenilere yönelik soykırım, Armenosit, tazminatlar ve Sevr Antlaşması'na ilişkin tek bir kelime yok. Batı Ermenistan, çeşitli vesilelerle defalarca ifade ettiği gibi kim tarafından yapılmış olsa da toprak bütünlüğüne karşı herhangi bir sözlü veya yazılı beyana müsamaha göstermeyecektir. Ermenistan tek bir devlettir ve sınırları dokunulmazdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Neli Harutyunyan, Batı Ermenistan'ın meydan okumaları konulu konferansta yaptığı konuşmada, devletin kurulmasında ve güçlendirilmesinde aktif rol oynayan 2022 yılında kabul edilen yasa ve kararların içerdiği Millet Meclisi'nin çalışmalarını sundu. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan Başkanlığında bu yılın yaz aylarında Batı Ermenistan'a gerçekleştirilen resmi misyon ziyaretine atıfta bulundu. Misyon sırasında daha sonra derin ve kapsamlı analizlere tabi tutulan sorunlar kaydedildi. Ayrıca misyon sırasında UNESCO koruması altındaki Ani kenti ile ilgili genel sorunları da sundu. Batı Ermenistan Millet Meclisi Başkanı bunun hakkında şunları dedi. Ani şehri Bagratuni döneminde inşa edilmiş güçlü mirası yapıların kalıntılarının korunduğu, dünya çapında önemli mimari eserlerle karşılaştırılan eşsiz kültürel değerlere sahip bir şehirdir. Harutyunyan konuşmasını sonlandırırken kapsamlı tartışmalar sonucunda hazırlanan teklif paketini sundu. Konuşmayı daha detaylı olarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 35. oturumu farklı ülkelerdeki milletvekillerinin katılımıyla 6 Ekim'de gerçekleşti. Açılış konuşmasını Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan yaptı. Konuşmasında özellikle Suriye Ermeni cemaatinin faaliyetlerini sundu. Ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Ulusal Meclis Başkanı Neli Harutyunyan, Batı Ermenistan'ın meydan okumaları konulu konferansın ayrıntılarını milletvekillerine sundu ve Batı Ermenistan'dan gelen vatandaşlarımızın bu konferans bağlamında ve genel olarak Batı Ermenistan'ın kurulması ve geliştirilmesindeki rolüne dikkat çekti. Neli Harutyunyan'ın raporunun ardından bir takım teknik ve dış meseleler üzerine konular ele alındı. Oturumun sonunda Millet Meclisi Başkanı Harutyunyan bir sonraki oturumun gündemini önerdi. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan oturumu özetleyen konuşma yaptı. Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında belirtildiğine göre Lübnan yayınlanan videolarda Azerbaycan askerlerinin Ermeni askerlerine yönelik eylemlerini kınadı ve bunları 1949 Cenevre kararının ağır ihlalleri olarak nitelendirdi. Ülkenin Dış Politika Departmanı yaptığı konuşmada Azerbaycan savcılığının video hakkında soruşturma yürütme kararını memnuniyetle karşılıyoruz.
Lübnan, Azerbaycan makamlarına başta Lübnan vatandaşı Ermeni asıllı Vigen Ölçekyan olmak üzere tüm Ermeni savaş esirlerinin derhal serbest bırakılması talebini yeniden teyit ediyoruz diyerek belirtti. Artak Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanlığı'nın Teknik Kontrol Dairesi Teknik Sorumlusu Gürgen Tevosyan, Artak Pres muhabiriyle yaptığı konuşmada Artak Cumhuriyeti'nin Askeran bölgesinin Aygestan köyünde savaş nedeniyle yerinden edilmiş sakinler için yeni bir yerleşim yeri inşaatının devam ettiğini ifade etti. Tevosyan, inşaat geçen yıl başladı. 40 adet 2 odalı, 80 adet 3 odalı, 99 adet 4 odalı ve 35 adet 5 odalı müstakil evler inşa edilecek. Devlet bütçesinden sağlanan imkanlarla inşaat çalışmaları yapılıyor dedi ve inşaat çalışmalarının Kapavor adlı şirket tarafından yürütüldüğünü de sözlerine ekledi. Ahalkalak Belediyesi'ne bağlı Karsah köyündeki Hozapini Gölü'nün yüzeyinin çoğu sulak alan bitki örtüsüyle kaplandı, göl yavaş yavaş bataklığa dönüşüyor. Geçen yıldan beri gölün yüzeyinde bitki örtüsü ortaya çıkmaya başladı. Bu yıl gölün yüzeyinin çoğu kaplandı. Bu bataklık sürecinin bir göstergesidir. Temel olarak ölü bitki kalıntıları gölün dibine çöker ve su havzasını doldurarak gölü bataklığa dönüştürür. Göl, Cavak Ulusal Parkı alanında yer almaktadır. Daha geçen yıl Milli Park'ın temsilcileri gölün durumu hakkında uyarıda bulunmuştu. 28 Ekim 2021'de Ahalkalak Belediyesi Sekrabulo'daki yerel yetkililer, Cavak Milli Parkı, polis, valilik ve sınır polisi temsilcileri Hozapini Gölü'nün temizlenmesi gereğini tartıştı. Toplantıya katılanlar sınır muhafızlarının insanların göle girmesine izin vermesi ve tüm ağları çıkarması ve böylece balıklara yol açması konusunda anlaştılar. Temizliğin nasıl organize edildiği artık açıkça görülüyor. Böyle devam ederse bataklık gölün ekosistemi içinde ciddi bir tehdit olacaktır. Erik Arıstamyan'ın altın madalyası bekleniyordu. Geçen yıl bronz madalya kazandığında Artsakh'a döndük, gelecek yıl şampiyon olacağını söyledim. Yeni şampiyon Erik Arıstamyan'ın kişisel antrenörü olan Artsakh Boks Federasyonu Başkanı Narek Abrahamyan, İtalya'dan News IM Sport muhabiri ile yaptığı konuşmada bunları ifade etti. Artsakhlı 15 yaşındaki boksör, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 52 kiloda klasmanında finalde İngiliz Lexton Birchell'i mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Narek Abrahamyan yaptığı açıklamada, "Erik'in zaferinden dolayı çok mutluyum. Güçlü bir şampiyonaydı. 33 ülke katıldı. Büyük rekabet vardı. Erik 4 dövüş yaptı ve hepsinde adil bir şekilde zaferler kazandı. Türk boksöre karşı kazandığı açılış dövüşü ayrı bir konu. Türk sporcuya karşı kazanılan zafer Ermeni milletinin de zaferiydi. Erik son damlasına kadar çok güzel bir mücadele verdi," dedi. Ermenistan Cumhuriyeti'nin genç takımının Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya kazandığını hatırlatalım. Ermenistan Cumhuriyeti'nden 2. altın madalya kazanan sporcu 46 kilogramda Bağırşak Keyan'dı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Thomas Boğsyan tarafından seslendirilen Batı Ermenistan'ın Agın şehrinin düğün şarkısı Ayim Haristi Dıstırik adlı eseri sunuyoruz. Kutarım ucegat oski Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.